ve yalanın ne olduğuna da karar verecek olan güç sahipleri olmamalı. Hukuk her şeyin üstünde olmalı. Bağımsız ve tarafsız yargı olmalı memlekette. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen söylediğim gibi bu sansür yasası ile birlikte herkesin içeri girebileceğini söylüyor ve itirazlarını sıralıyor. Kabul etmeyenler 29. madde kabul edilmiştir. Bu kanunla herkes içeri girebilir. Eski ahim yargıcı Rıza Türmen sansür yasası için uyardı. Hükümet dezenformasyona karşı atılan bir adım olarak niteliyor. Muhalefete göre basını susturma ve sansür girişimi. Dezenformasyonla mücadele yasası meclis genel kurulunda kabul edildi. Siyasi baskı uygulayacak. İşte nedir bunlar? Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen, yasanın geneli ve özellikle 29. madde hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu maddeyi iktidarın hakikat dışı söylemlerini korumak için, onlara karşı itiraz edilmesini önlemek için yazılmış bir madde diye değerlendirdi Türmen. Hakikat ötesi söylemlerle Türkiye yönetiliyor. Bunlara itiraz hakkını ortadan kaldırmak için yapılmış gibi dedi. Suçun oluşup oluşmadığına kim karar verecek? Bir yığın böyle belirsizlikler var. İktidarın en ufak bir söylemine TÜİK'in enflasyon rakamlarının yanlış olduğunu söylemek suç teşkil ediyor. Mesela bir protesto yürüyüşü yapmak. Bu bir tehlike oluşturmasa bile kamu düzeni bakımından tepki oluşturma saikiyle yapıldı diye suç teşkil edebilecek. Eski ahim yargıcı Türmen yeni düzenlemeyle yeni bir suç oluşturulduğunu söyledi. Türmen çıkan yasaya infaz kurumunda yapılacak değişiklikle beraber değerlendirilmesinin gerektiğini söyledi. İnfaz kanununda getirilecek değişiklikle artık cezası 2 yıldan aşağı olan suçların ertelenmesi kaldırılacak. Yani Adalet Bakanı'nın dediği gibi bir gün hapis cezası bile çektirilecek. Orada kalacaksınız. Bu kanun da o infaz kanununda yapılacak değişiklik kapsamına girecek şimdi. Çıkarılan yasa 29. madde. Bunun ikisini bir görmek lazım. Seçime işaret etti Rıza Türmen yasayla gözdağı verilmek istendiğini belirtti. Unutmamak lazım seçime giden yolda yapılan bir şeydir. Onun için büsbütün vahimdir. Bunun ne kadar, nasıl uygulanacağını göreceğiz tabii. Ama amaç burada topluma büyük bir gözdağı vermek. Herkes içeri girebilir bu kanunla. Yaptığınız, söylediğiniz söylediğiniz her şey bir suç teşkil edebilir. 29. madde resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ben söylemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bulunmuş olan eski kıymetli yargıç Rıza Türmen söylüyor. Herkes içeri girebilir diye. Yine de konuşmaya devam ediyorsunuz ya hiçbir şey yapamazlar. Siz konuşma cesaretini gösterdikçe hiçbir şey yapamazlar. Zira yaptığımız şey suç değil. Emekli izleyicimiz Samiye Hanım. Şimdi diyor ki, eczane eczane dolaştık evladım bugün. Hiçbir eczanede tansiyon ilacı yok. Prostat ilacı kullanıyor ee, enişten de. O da yok. Paramızla almak istedik, zor bulduk. 2 ay önce 35 liraydı, şimdi 94 liraya çıkmış diyor. 2 ay içinde gelen zammı söylüyor. Şimdi bunu yazdınız mesela. ispat edin Sami Hanım. Doğru mu söylüyorsunuz? Yoksa yanlış bilgimi yayıyorsunuz kamuoyuna. Eczanelerde ilaç sıkıntısı var gibi mi göstermek istiyorsunuz? Böyle diyebilirler. Ben demiyorum. Diyebilirler ama yapılacak bir şey yok. Yaşadığımız sıkıntı ortada. Gelsin baksınlar, doğru mu yalan mı? Her evde iki yıl yetecek yağ ve şeker var mı yok mu? Gelip baksınlar. Şimdi dört koldan birden toplumu kuşatıyorlar. Bir taraftan meclis yasa yapıyor. Bugün Cumaydı. Camilerde Cuma hutbesinde Diyanet dedi ki, son yasa değişikliği ile ilgili. Hutbelere bir iki cümle sıkıştırın. Sıkıştırdılar. Bugün hutbede Müslüman gerçek hayat, gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz ifadesine yer verildi. Yani diyorlar ki Twitter'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta gıybet olabilecek, dedikodu olabilecek, laf taşıma olabilecek şeyleri yapmayın. Şikayet etmeyin halinizden de şükredin oturun şükürsüzler. Diyanetten sansür Utbesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kimi zaman gündeme ilişkin, kimi zaman da ulusal gün ve bayramlardaki cuma hutbeleri içeriğiyle tartışma yaratıyor. Diyanet sık sık da yolsuzluklar ve kul hakkına değinmediği eleştirileriyle karşılaşıyor. O tartışma yaratan cuma hutbelerine bir yeni eklendi. Bu haftaki hutbenin başlığı kul ve kamu hakkı. Özellikle CHP'ye bürokrasiden bilgi geldiği yöndeki tartışmaların ve mecliste kabul edilen sansür yasasının üzerine denk gelen hutbede dikkat çeken ifadeler yer aldı. Müslüman, gerek gerçek hayatta, gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz, insanın onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak, her türlü söz ve davranıştan sakınır, hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hutbedeki Müslüman rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez ifadeleri de dikkat çekti. Hutbede kim devlet malına hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir ayetine de işaret edildi. Müslüman rüşvet stokçuluk ve kara borsacılıktan uzak durur. Kamu hizmetinin sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. O devlet malını gözü gibi korur. Asla israf etmez ve devlet malını gasp etmez ifadeleri kullanıldı. Ha devlet malını gasp eden, devlet malına el uzatan da mı var? Diyanet'in utbesinde bunlar da vardı ama rüşvet almaz Müslüman. Bunlar da vardı ama ön plana çıkan bir taraftan da doğru olmadığından emin olmadığı bilgileri de yaymaz, laf taşımaz tavsiyesi. Şimdi belki hiç gündemle ilgisi yok. Ama ister istemez daha evvelki tecrübelerimizden Haftalık gündemde en üst sıraya çıkan maddene ise Cuma günü camilerde hutbelerde onu işitiyor cemaat. O yüzden daha evvelki tecrübelerimizden yola çıkarak herhalde dedik sansür yasası ile bir ilgisi olsa gerek diyanetinde hutbeye sıkıştırdığı bu cümlelerin. Şimdi çok teşekkürler belli bir yaş üstündeki izleyicilerimiz var. Bana evladım diye hitap ediyorlar sağ olun o gözle görüyorsanız. Biz konuşmaya devam edeceğiz evladım diyenler var. Her akşam izler bizi Mustafa Okan Bey sağ olsun annesiyle birlikte izliyorlarmış. Anneciğine selam söyleyelim. Evde şeker de yok yağ da yok diyen izleyicilerimiz var. Üzülmeyin çoğu ev aynı durumda. Tarımda üretici enflasyon açıklandı bugün. Eylül ayında %156'ya çıktı. Bir önceki e, rekor daha doğrusu rekor %158 Temmuz ayında görmüştük. Bu ikinci sırada oldu Eylül ayı yüzde 156 artış tarım enflasyonu ee, ürünlerdeki artış kalem kalem incelendiğinde bir zamanlar sofraların mütevazı menüsü olan kuru fasulye, pilav ve soğan üçlüsündeki artış öne çıkıyor. Üç ürünün tarladaki yıllık artış oranı neredeyse yüzde 300'e dayanmış durumda. Yani geçen yıl yediğimiz kuru fasulye, soğanı bu yıl 3 kat daha pahalıya yiyebiliyoruz. Yiğit soğana, kuru soğana muhtaç da yönetenlerin haberi yok ya da görmezden geliyor. Ama TÜİK diyor ki tarlada bu fiyatlar %200, %300 artmış olabilir ama diyor tüketicide de %92 arttı diyor. Yani bize yansıyan enflasyon %400. TÜİK'e göre de %83 civarında. Zannediyorlar ki herkes kendileri gibi yaşıyor. Tarımda üretici enflasyonu bir kez daha rekor eşiği zorladı. Eylül'de %156'ya çıktı. Temmuz'da %158'i kartışla rekor kırılmıştı. Sadece sene başında yıllık artış %52 idi yeni rekorun eşiğinden dönüldü gibi gözüküyor ama yeni rekorlara yol almaya devam ediyor diyelim buna. Türkiye İstatistik Kurumu üreticinin Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyonda bir önceki aya yani Ağustos'a göre %7,14'lük artış var. Bir önceki yılın Aralık ayına göre artışsa 3 haneli oranı %114. %7.14 gelen aylık fiyat artışını sınırlayan tek şey deniz ürünleri yani balık sazının açılması. Yıllık artışta zirve lifli bitkilerde. Oran %300'e dayanmış durumda. Lifli bitkileri çeltik yani pirinç takip ediyor. Artışı %215 oldu. Bizim bildiğimiz tarlada fiyatlar böyle artarken rafta fiyatlar çok daha fazla artar acaba gıda sektöründeki satıcı firmalar Kızılay'a mı dönüştü? Yani Anadolu'dan şey geliyordu, kuru fasulye geliyordu. Geçen sene aldığım fiyat e, kaç paraydı? 24 liraydı. Bu sene aynı kişiden istedim. Kaç para dediler biliyor musunuz? 75 milyon. Pirincin de kilosu 15, 17, 18'di. Şimdi 40 lirayı bulmuş. Yani iki katına katlandı her şey. Üç ürünün tarladaki enflasyonunu mercek altına aldık. Kuru fasulye, pirinç ve kuru soğan. Artışları %300'e dayandı. Ancak aynı dönemde asgari ücret yalnızca %94 zamlandı. Bu hesap bizleri 11 yıl öncesini, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı hatırlattı. Asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy ver. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlemek lazım dün dündü bugün bugün der. Cumhurbaşkanı tam söylediği gibi. Yani verdiği maaş ihtiyacımızı karşılamıyor. Ben çok sevdiğimiz kuru fasulye pilav çocuklarım alıp yediremiyorum örneğin. Yani ben emekli bir insanım. Bir kilo soğan olmuş 10 lira. Yani bu ne ya? Bu ne rezalet Allah aşkına ya? Yani canımızdan baktık. Adanalılar, ey Adanalılar, hatırlıyor musunuz o mitingi? O gün orada olan var mı? Bizi izleyenler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün Adana mitinginde o isterken şunu söylemiş. Geçen yıl asgari ücretle aldığın kadar peynir, yumurta, süt alamıyorsan bu yıl bize oy verme demiş. Geçen yıl asgari ücretle alınabilen yumurta kadar yumurta alabilmek mümkün mü bu yıl? Siz söyleyin lütfen.